Sigara haberlerinden herkese merhaba. Bugün Smoke Nord 5 modelini inceleyeceğiz. Nord serisinin son modeli. Bundan önce Smoke Nord, Nord 2, Nord X, Nord 4, Nord Pro, Nord 50 ve Nord Cube gibi 6 model vardı. Bu aslında Nord 5 ama diğer Nord 50 ile Nord Cube'u sayarsak eğer bu Nord'un 7. modeli ve son modeli. Nord 4'den biraz benzerliği var. Tasarımsal olarak Nord 4'e çok yakın. Boyutsal olarak da Nord 4'ten biraz büyük. Ama bir farklılığı kartuş yapısı çok farklı. Bunda RPM 3 kartuş ve RPM 3 coil kullanırken Nord 4'te RPM 2 ve RPM kartuşlar kullanılıyor. Bu cihazın çok fazla bir kullanım zorluğu yok. Nord 4 gibi farklı kartuşlar da kullanmıyor. Tek tip kartuş kullanıyor ve tek coil kullanıyor. Nord serisi için geliştirilen son kartuş RPM 3 kartuş. Cihazın kutusu şu şekilde. İçinde yedek bir coil, bir adet de takılı coil. Toplamda 2 adet coil geliyor ve Type-C şarj kablosuyla geliyor. Şuradan cihazın kutusunu şöyle gösterecek olursam kutu içeriğini yazıyor. Bir adet 2000 mAh'lik Nord cihazın kendisi, Nord Pod. Bir adet RPM 3 başlık Nord 5 için. İçinde 0.15 ohm coil takılı. Bir adet RPM 3 0.23 ohm coil ekstra şarj kablosu. Çok fazla içinde ekstra şeyler yok. Şu kullanım kılavuzu, kitapçıkları bunlarla çok işimiz yok. Şuradan hızlıca size cihazı göstermek istiyorum. Cihazı biraz test etme imkanı buldum. Cihazda şurada gördüğünüz gibi şurada bir hava açma yeri var. Havayı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde ortada kullanıyorum. Ortaya getirdiğim zaman iki tarafından yarım yarım açık bırakıyor. Cihazın kartuşunu göstermek istiyorum size. RPM 3 kartuş şu şekilde bir kartuş. Şurada gördüğünüz siyah kauçuk bölümden likit dolduruyoruz. Bunun çıkartılmasını size göstereyim. Ben zaten daha önce kullandığım için bu cihazı tekrardan likiti döküp dolum yapmadım ama size şuradan likit nasıl doldurulduğunu göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz şeyi açtıktan sonra buradan likit doldurabilirsiniz. Eğer cihazı yeni alıyorsanız, yani sıfır kutudan çıkartıp sıfır kullanım yapacaksanız yapmanız gereken tek şey şu coil'i, şöyle şuradan bir tane coil ile göstereyim. Şu coil'in pamuk gördüğünüz yerlerini iyice likitleyin. Ben şuradan Big Boss likitimi aldım. Şu şekilde bu pamuk yerleri likitle bol bol ıslatacaksınız. İçine de birkaç damla dökebilirsiniz. İlk birkaç çekişte ağzınıza likit gelebilir ama coil'in daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. İlk bir saatte yakmamanıza faydası olacaktır. Bol bol likitledikten sonra bunu kartuşa takıyorsunuz. Kartuşa takmak da çok basit. Şurada gördüğünüz gibi bir çentik var. Şuradan coil çıkıyor ve yeni coil'i takıyorsunuz. Bu arada coil'i ters takamazsınız. Şu şekilde dikkatli bakarsanız iki tarafında da çentik var. Şu an videoda gördüğünüz gibi takın. Farklı bir şekilde takmaya çalışmayın. Ondan sonra şunu kilitledikten sonra coil yerinden çıkmaz. Bazı kişiler bu cihazda akıtma yaptığını söylediler. Ben bu cihazı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bir haftadır en ufak bir akıtma yaşanmadı. Şurada çok hafif gördüğünüz gibi birkaç damla terleme var. Onun haricinde bunlar da zaten normal bir şey. Hemen hemen tüm cihazlarda olabilen bir şey. Şu terleme haricinde bir akıtma yaşamadım. Akıtma yaşayanlar coillerini değiştirsinler. Coillerde biliyorsunuz likidi tutuyor ama bir süre tutabiliyor. Coil yandıysa ya da şu kartuşta bir kırık, bir zedelenme varsa ya da içine taktığınız coil'de bir anormallik varsa bu tüm cihazlar için geçerli. Akıtma yaşayabilirsiniz ama bu modelde ben henüz kullandığım süre boyunca en ufak bir akma yaşamadım. Bilginiz olsun. Çünkü çok fazla soruyorlar. Bu cihazı alacağım. Akıtma var mı? Sızdırma yapıyor mu? Şuraya likit doluyor mu gibi. Kullandığım süre boyunca bu cihazdan ben beklediğimin üstünde bir performans gördüm. Bayağı bir memnun kaldım. Onu size söylemek istiyorum. Cihazın tasarımına gelirsek şurada suni derisi var. Deri hissiyatı çok güzel. Şurada Nord 5 yazıyor. 2000 mAh'lik bataryası yazıyor. Burada da sertifikasyon kodları yer alıyor. Cihazın şu tarafında, yan tarafında Smoke tasarımıdır diye yazıyor İngilizce. Şu tarafta bir ekranımız var. Ekranımıza power tuşuna bir defa bastığımızda şu ekran geliyor. En üstte pil durumunu gösteriyor. Şu an pilimiz %38. 21 Watt'ta kullanıyoruz. 0.25 ohm coil takılı. Altta da şu an 2P yani 2 puf çekmişiz görünüyor. Bunu sıfırlama hemen göstereyim. Şuraya ateşleme tuşuyla herhangi artı ya da eksi tuşuna bastığınızda odaklayabilirsem eğer aynı anda bastığınız an sıfırlıyor ve artık puf sıfırlanıyor. Örnek veriyorum 200 defa kullandınız, tekrar sıfırlamak istiyorsunuz. Power tuşu ve artı veya eksi herhangi bir tuşa bir defa çok kısa basmanız yeterli. İkisini aynı anda bastığımızda ne oluyor onu size söylemek istiyorum. Örneğin şu an bizim wattımız 22, hatta ben bunu 20'ye düşüreyim. Şurada artı ve eksi tuşlarımız var. Aynı anda ikisine bastığınız zaman watt look yazar. Yani wattı kilitledi. Artık bu dakikadan sonra tuşlar ikisi devre dışı kalacaktır. Artı veya eksi wattı yükseltip
düşüremeyeceksiniz. Tekrar ikisini aynı anda bastığınız zaman wattı açacaktır. Artık wattı 21-22 bu şekilde artırıp düşürebilirsiniz. Ben şunu 25'e getireyim. Eğer cihazı sıfır aldıysanız likidi doldurup bir 15 dakika kadar bekleyip şöyle arada bir sallarsınız. Kullanacaksanız 20 wattta başlayın. Daha sonra wattı kendinize göre artırabilirsiniz. İki tane sadece ufak ayarı var. Şu ikisini aynı anda bastığınız zaman wattı kilitler artık artı eksi çalışmaz. Cebinize falan koyduğunuzda kendi kendine watt artmayacaktır. 80 watt'a kadar çıkabilen bir model. Onu da göstereyim size. Şu an watt'ı açtım. Şu an 25. Şöyle gördüğünüz gibi. Maksimum 80 watt. 80 watt'ta ateşlersek ne olur? Hızlıca bir ateşleme yapmak istiyorum. Aromayı biraz fazla alırsınız ama coil'inizin ömrü daha kısa olur. Coil'lerin üzerinde minimum ve maksimum değerleri yazar. Şu coil'den size örnek göstermek istiyorum. RPM3, 0.15 ohm, 40 ile 60 watt arası önerilen değerlerdir. Benim bu coil'de önerdiğim 40 watt'tır. Diğer coil'de önerdiğim 25 watt'tır. Yeni ilk 0 takıyorsanız coil'i, önerilen değerin de altında kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. İlk 1 gün, 2 gün bu şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin bu 40 watt'sa bunu 30 watt'ta, 35 watt'ta başlangıç olarak bir gün o şekilde kullanın. Daha sonra artırabilirsiniz. Bu coil için de aynı şekilde. 25 watt örnek veriyorum. 30 ile 40 tam ezberden hatırlamıyorum minimumunu. 30 ile 40 ise siz 25'lerde 20'lerde kullanırsınız. İlk bir gün iki gün, ondan sonra wattı artırabilirsiniz. Önerilen değerlerde kullanabilirsiniz. Coilinizin ömrü 3 hafta 4 hafta olur. Bu cihaz nasıl kullanılır? Power tuşuna basarız. Bastığımız kadar çekeriz. Aromayı çok fazla yoğun veriyor. Nord 4 ile hemen hemen aynı seviyede aslında aroma veriyor ama Nord 4'ün kendine göre avantajı var. Bunun kendine göre avantajı var. Bunu tasarımsal olarak ben Nord 4'den daha çok beğeniyorum bu modeli. Kartuşu biliyorsunuz RPM 3. Bu bir tık daha böyle bana göre, bu benim kişisel tercihim, bir tık aromayı daha iyi verdiğini düşünüyorum. Nord 4 de benim favori cihazlarımdan bir tanesi. Onu aslında çok seviyorum, Nord 4'ümü. Ama Nord 5 de üst modeli denemek isteyenlerin tercih edebileceği bir cihaz. Bu cihaz sigara için değil. Normal DTL dediğimiz nargile, yarım nargile aslında diyebileceğimiz bir içim sunuyor. Bu da önce ağza sonra ciğere çektiğiniz bir modeldir. Bu tarz cihazlar sigara içimliktir. MTL dediğimiz cihazlardır. Bu da DTL ya da DL dediğimiz ciğer çekim cihazlardır. Nord 5'lerde normal likit kullanılır. Çok fazla soran var. Nord 5 alacağım, salt likit almak istiyorum. Nord 5'te salt likit kullanamazsınız. Nasıl kullanamazsınız? Yani 3 mg saltları kullanabilirsiniz. 6 mg salt bulursanız eğer tabii kullanabilirsiniz. 25 mg, 50 mg, 35 mg, 40 mg gibi salt likitleri bu cihazda kullanmanızı çok da tavsiye etmem. Bu cihaz normal nargile için normal likit kullanımına uygun. Elde taşınması kolay. Kalite olarak mükemmel bir kalitesi var. Tasarımı mükemmel bir tasarımı var. Gezerken, çalışırken, eğlenirken her yerde kullanabileceğiniz modellerden bir tanesidir. Şu an bendeki siyah rengi, siyah deri rengi. Bunun iki farklı tipi var. Bir klasik modelleri, bir de deri modelleri. Deride 4 farklı deri rengi var. İşte siyah, beyaz, gri ve kahverengi. Bir de klasik seride ise deri olmaz. Burası böyle daha çok porselenimsi bir yüzeyi var. Plastik porselen karışımı. Onda da çok güzel modeller var. Bu tamamen kişinin tercihine, zevkine göre 12 farklı model var. Nord 5'ten hangi renk hoşunuza giderse onu tercih edebilirsiniz. Bu cihazı alabilir miyim, alayım mı diye çok fazla soran var. Bu cihaz alınabilir. Alınabilir cihazlardan bir tanesi. Çevremde çok fazla kullanan var. Nord 5'i, Nord 4'ü Pod grubunda. Nord serisi şu an çevremde kullananlar içinde olsun. Herkesin ortak görüşü. En iyi modellerden bir tanesi Nord serisidir. Nord 4, Nord 5, Nord X gibi, Nord Pro gibi. Bu en son modeli olduğu için şu an bu modeli inceliyorum. Diğer modellerini de deneyebilirsiniz. Nord ve Nord 2 modellerini bu arada çok fazla önermiyorum. Bilginiz olsun. Zaten muhtemelen üretimi de yoktur. Çok eski modeller Nord ile Nord 2. Nord X de aslında biraz Nord 3 diyebileceğimiz bir yerde. Ama Nord 4, Nord 5, Nord Pro, Nord 50 Watt bunlar hemen hemen en son çıkan modellerdir. Nord 5 ise en son çıkan en gelişmiş modeli diyebiliriz. Başka bu cihazla ilgili ne söyleyebilirim? Şurada 0.69 inçlik bir OLED ekran var. 2000 mAh'lik pili var. Şu Type-C girişini görüyorsunuz. Hızlı şarj destek
elektrikler manasında değildir. Yani hızlı şarjı destekliyor ama deri modellerinde 5 volt 1.5 amper adaptörle şarj etmenizi öneriyor firma. Normal klasik modellerinde, yani burada deri olmayan modellerinde ise 5 volt 1.2 amperlik herhangi bir adaptörle şarj etmenizi tavsiye ediyor. Benim standardım ise hangi cihaz olursa olsun 5 volt 1 amperdir. Şu cihaz 5 volt 2 amperi destekliyor diye 5 volt 2 amperle de şarj etmiyorum hiçbir elektronik sigaramı. Benim her zaman tavsiyem 5 volt 1 amperlik. Bu eski Samsung adaptörler vardır, eski LG adaptörler vardır. Onlarla şarj edebilirsiniz. Şarj hızlı etmesi demek pilin ömrünü kısaltması demektir. Bu cihaz ortalama 3 sene, 4 sene eğer ki sağlıklı bakarsanız 5 sene boyunca pilini kolay kolay değiştirmeyecek modellerden biridir. Bir cihazda zaten beklentide minimum 2 senedir. 2 senenin altında kimse cihazının bozulmasını istemez, pilinin arızalanmasını istemez. Bu tamamen size bağlıdır. Hangi elektronik sigara kullanırsanız kullanın, şarjınızı %20'nin altına düşürmeyin ve %90'ın üzerine çıkarmayın. Full %100 şarj olmasın ve %20'nin %15'in altına da düşmesin. Bataryanız bu şekilde çok sağlıklı olur, uzun ömürlü olur. Benim cihazlarımda kullandığım gibi 3 sene, 4 sene, 5 sene boyunca kullanabilirsiniz. Benim pillerim 5 senelik, 6 senelik pillerim var. Sağlıklı baktığım için, düzenli baktığım için, hiçbir zaman sıfır şarjda bir yere indirip uzun bir süre kullanmamazlık yapmadığım için benim pillerimin her zaman ömürleri uzun olur. Cihazlarım da aynı şekilde. Bilinçli bir şekilde kullanırım. Siz de bilinçli kullanırsanız cihazlarınız çok uzun süreler, uzun ömürlü, sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihaz sağlığından bahsediyorum. Sizin sağlığınız için değil bu tabii. Bu cihazla ilgili başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Dediğim gibi şurada iki tane bir nevi pin var. Şurada artı ve eksiği coil'e değdiği anda gücü oradan veriyor. Bu cihazın tek eksiği şu an bana göre şurada gördüğünüz yazı karakterlerinin, fontlarının çok küçük olması. Yani bu cihazın eksikleri var mı diye hani böyle artı eksi yaparım ben her zaman kafamda. Ya bu cihazın eksiyle ilgili, akıtmayla ilgili problem görmedim. Günü çıkartıyor, piliyle ilgili bir sorun yaşamadım. Tasarım zaten kendi modelinin nirvanası. Buhar aroma performansı Note 4'ten sonraki. Note 5'e geçişte ikisi de aynı ayarda. Hatta Note 4'ten daha iyi. Dolayısıyla aroma buharını da çok beğendim. Cihazla ilgili aklıma gelebilecek tek eksik şuradaki fontların nispeten çok küçük. Çünkü şuradaki pufu okumak için bazen bayağı bir yaklaşmak gerekiyor. Hatta gözlük kullanan arkadaşlar gözlüksüz okuyamayacaklar. Şu an siz şöyle odaklasam görebiliyor musunuz? Evet. Şu an 15 watt. Yani rahat okunabiliyor aslında ama bu kameranın avantajından dolayı da olabilir belki. Normalde böyle baktığınızda gözlük kullanan biri gözlüksüz bunu kesinlikle okuyamaz. Şu biraz küçük olmuş. Note 4'e de gerçi böyle ama bir tek eksiği şu an için bu. Dediğim gibi bir saatin, bir buçuk saatin üzerinde bir tam şarja ulaşması 1-1,5 saat sürüyor. Tam böyle net bir şekilde saat tutmadım ama zaten standarttır. 2000 mAh ortalama 1,5 saat olmasını bekleriz 1 amperlik adaptörle, 1.2 amperlik adaptörlerle. Cihazla ilgili kafanıza takılan bir soru varsa yorumlara mutlaka sorun. Ben bu cihazı aldığım yerle ilgili ufak bir açıklamaya bir link bırakırım. Almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Güvenilir mi? Evet, güvenilirdir. Tekrar sormayın. 3 ay sonra bu videoyu izleyip ya aşağıdaki linkteki site hala güvenilir mi? Yani 3 ayda 5 senede geçse o link orada duruyorsa eğer ben yazdıysam oraya o hala güvenilirdir. Kanalımızı komple gezenler bilir. 2 tane web site var şu an. Benim düzenli olarak alışveriş yaptığım. Bu cihazı da oradan aldım. Kendim şu an 1550 TL'ydi. Şu bugünün fiyatı tabii. Siz bunu 3 ay sonra izliyorsanız belki 2000 TL ya da 3 sene sonra izliyorsanız bu cihaz belki 5000 TL bile olabilir. Şu an için 1500 lira bandında bir cihaz. Fiyat performans cihazı. Kullanımı, tasarımı evladiyelik cihazlardan bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Buhar performansını size tekrar göstermek istiyorum. Aroma mükemmel veriyor. Coil yapısı çok güzel. Bunda iki farklı coil vardı. 0.15 ile 0.23. Her ikisinde de aromayı ben iyi aldığımı düşünüyorum. Yani bu damak tadı tabii kişiden kişiye her zaman değişir. Her iki coil'i de çok güzel. 0.15 olan bir tık daha yüksek buhar verir, bilginiz olsun. 0.23 olan da bir tık daha böyle az verir ama bunu wattla dengeleyebiliyorsunuz. Cihazla ilgili sorularınızı mutlaka sorun. Yorum altına cevapları her zaman yazarım yorumlara. Siz de tekrar sorunuz varsa aynı yorumun altına cevaplar yazın. Bunu nereden alabilirim gibi sorularda çok fazla sormamanızı rica ediyorum. Bununla ilgili açıklamaya her zaman aldığım yerden, eğer aldıysam bir yerden gelmediyse, biri bir arkadaş al bunu incele demediyse, bir yerden almışsam aldığım yerin linkini bırakıyorum. Bunu da e-sigara sitesinden sipariş verdim. Sorunsuz bir şekilde yine geldi her zaman olduğu gibi. Cihazlarımın %80'ini, %85'ini aldığım tek site var. Likitler için de sürekli ürün aldığım premium likit sitesi var. Premium likit sitesi, e-sigara sitesi, ikisine de bakabilirsiniz.
alabilirsiniz. Alıp almamakta özgürsünüz. Tekrar tekrar sormayın çünkü gerçekten çok sıkıldım. Bir ürünle ilgili inceleme yapıyorum. Ürünle ilgili soru beklerken sürekli aynı saçma sorulara maruz kalıyorum. Nereden alabilirim? Şuradan alabilirsin diyorum. Peki güvenilir mi? Yani alabilirsin dediğime göre alabilirsin yani, sana kalmış tabii. Tekrar aynı soruları gerçekten sormamaya dikkat ederseniz çok sevinirim. Cihazla ilgili her soruyu sorun. Bıkmadan, usanmadan sorun. Severek size yardımcı olurum. Yardımcı olmaktan da mutluluk duyarım. Bilginiz olsun. Bir son defa daha bir çekim videosu yapayım. Bir son defa daha. Buharı görün. Buhar oldukça iyi. Yani şu boyutta bir cihazdan bekleyebileceğiniz en iyi buhar performansı. Aroma zaten tamamıyla aromayı hissettiriyor. Kullanacağınız likide göre aroma düşük olur, yüksek olur ama bu likitteki tüm aromayı vermeye çalışıyor bu koy. Ben şu an 22 watt aldım. Siz dediğim gibi başlarken 20, sonra 25'i arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına sorun. Sormaktan çekinmeyin. Benim bir haftalık deneyimim sonucu bu cihaz alınır mı? Alınır. Uzun süre kullanılır mı? Kullanılır. Cihazla ilgili sorun yaşar mıyım? Sanmıyorum, kolay kolay sorun yaşamazsınız bu cihazda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mükemmel. Alırsanız size de hayırlı olsun şimdiden. Ses umarım iyidir. O kadar sesi artırmak zorunda kalmam.